büyük ekşiyle tenkit ediyor musun? Mehmet Büyükekşi de bu olayları, bu süreci yönetemediği için doğru. Eleştiriyorum. Kötü yönetti. Çok yönetemedi. Beceriksizlik yaptı. Olur mu? Olur mu o zaman o şeyin içinde, o madem böyle bir plan yapılmış, böyle bir arayı bozmak için senaryo yazılmış. O senaryonun başlıca bir müsebbiplerinden biri Mehmet de... Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi. Bunu söylüyorsun, yürütemedi diyorum. Çıkacak bak, diyecek yürütemedi ki... Yürütemedi demiyorum. Ay, çıkıp senin mantığına ki, göre... Bak çıkıp Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ispiyonlayacak ya tabiri caizse. Tabii yapmadılar. İhbar edecek. İspiyon değil de ihbar edecekti. Fenerbahçeli ve Galatasaray... Attıkları imzaya sahip çıkmıyorlar. İmza yok ki sahip çıkmasınlar. O zaman o da işin içerisinde. Protokol. İşte, abi o sözleşmeyi çıkarın ortaya dediğimiz bas vardı. Ben de yazdım. Sen de yazdın. Sen de yazdın. Çıkarın zaman, sözleşmeyi görelim. İşte diyor, ama aranızda temel bir fark var. Sen 29 Aralık gecesinden gurur duydun. Doğru mu? Ben 29 Aralık gurur duyacağım? Kepazelik ya. Rezil olduk ya dünyaya. O, gurur duydum diyor. Sahip olan yok, gurur duydum gurur demiyorum. Değil, mutlu oldum diyor. Mutlu oldu. Herkes Atatürk'e sahip çıktı. Bence Suudi Arabistan da var tabii orada ama... Tek suçlu TFF'dir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Ve o şeyde eğer Ali Koç'u veyahut da ne bileyim neydi sizin başkanın adı? Evet, Dursun Özbek. Vay Galatasaray başkanı adını da mı unuttun? Ya birden Dursun Özbek. Olabilir canım. Ali Koç gibi popüler değil tabii. Dursun Özbek eğer bir şeyi var mı diye soruluyorsa iki gün önceden zaten bunlar da eklensin demişler. Öyle son dakikada gidip de ya şunu düşünmüyorsunuz. Suudi askerleri resmen asker. Evet. Tamam. Geliyorlar bütün o koridorlarda bilmem nelerde. Yok öyle bir şey bilmiyoruz. Ali Koç söyledi mi onu? Sayın Ali Koç daha ya, şeffaf ayrıntılı bilgi versin. Ben inanacağım ya. Şunu yazmışlar doğru mu bak onu alıyorum. Suudi Arabistan'a haksızlık yapıldı. Yani. Aslında Ali Koç da söyledi. Yani, Suudi Arabistan'ın suçu yok dedi. Yok da mı suçu? Öyle düzeltelim arkadaşlar. Suudi Arabistan'ın bir suçu yok. Tabii yani şimdi. Suudi Arabistan. Gelip bunu söylediği anda, tamam, orada bitecekti iş. Anladın mı? Bitirecek olan kim? Türk kulüpleri diyecek ki, ya baştan gitmezsen olur biter. Benim ne işim var şeriatla yönetilen ülkede derim. Evet. Niye parayı satıyorsun sen? Sen laikliğini, cumhuriyetçiliğini, Atatürkçülüğünü paraya niye? 1 milyon 300 bin euro mudur değeri? 1 milyon 300 bin euroya satın. Oldu aldıkları para o işte ya. Tamam alacak tabii oraya gitmiş alacak. Gitmesin. Gitmesin. Desin ki ben Küba'da oynamak istiyorum. Diye. Fidel Castro'nun ruhu şad olsun desin. Kuzey Kore'ye gitsin. Mandela'nın ruhu şad olsun diye Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitsin. Veya pankart mı açıyorsun? Hamas'ın yanındayız diye sıkıysa yazsın. Veya Filistin, Gazze'li çocukların yanındayız diye. Gazze'li çocukların yanındayız desin. E tamam onu da değil. Niye Atatürk'ün arkasına sığınıp istihbarat ediyorlar? Zaten Suudi Arabistan ona da hiç izin vermezdi. Merak etme. Daha karşı çıkar.